Merhaba. İsmini de biliyorsunuz. Biliyorsunuz. Şu camı açabilir miyiz acaba? Ben inerseniz valla çok seviniriz ya. Çok burası karışacak yoksa. Korkutmadık gidin, inşallah sizi. Az geri gelsene. Geri geliyor zaten. Geliyor. Sakin olun, geliyor. Bu açık mı Mustafa? Niye bilmiyorsunuz? Bu cam ama hoppa. Ama yavaş. Bu açık mı? Ben de sana dar etsin. Merhaba. Eda Hanım pardon. Şurada durayım. Merhabalar, iyi akşamlar. Belki ışıkları, flaşları Birkan Bey gelir de o da gelir, şey görür de. Birkan Bey biraz daha içeride kalacak. Ben biraz daha erken çıktım, biraz yorgunum. Yarın sabah da işim var diye. Bir süre daha bekletecek sizi. İçeride çok koyu bir muhabbet var, bir iş toplantısı falan mı yoksa? Yok, aslında arkadaşlarımızla görüştük. Burası da çok geldiğimiz bir yer. Evet. Arkadaşlarımızın mekanı biliyorsunuzdur. Biliyorum. Böyle iş çıkışı buluştuğumuz bir yer. Hep birlikte güzel bir muhabbet ettik. Bir iş toplantısı söz konusu değil. Siz nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Islanıyorsunuz ama. Şöyle siz de ıslanıyorsunuz gerçi. İyiyim. Benim de işim var. Original Seconds ikinci el bir pazar yeri. Yatırım sürecindeyim. O yüzden oldukça yoğunum. Böyle bir kanında setine zaman buldukça birlikte vakit geçiriyoruz. Çok görüşebiliyor musunuz? Yani genelde hep böyle bir taraf oyuncu evet. Olduğu zaman böyle ya ben ona uyum sağlamaya çalışıyorum diyelim onun saatlerine ve vakitlerine. Zorluyor mu peki sizi? Yani ilişkiyi zorluyor mu daha doğrusu? Yok ya, yani saygı duyuyorum, destekliyorum. O da beni destekliyor. O yüzden hani işler iyi gittiği sürece de hiçbir problem yok. Peki oyuncu biriyle olmak zor muymuş? Bir de öyle sorayım. Yep. Saatler falan hani çok problem oluyor ya işte setler. Evet. Tatiller, ya oyuncu biri çok genelleme hani Birkan'la olmak hiç zor gelmiyor bana açıkçası. Oyuncu olması hani gayet iyi gidiyor. Oyuncu olması da sorun değil. Ben onun o kreatif tarafını seviyorum, onun dünyasını seviyorum ve çok da besleniyorum. O yüzden herhangi bir sorun yaşamıyoruz, hayır. Set ziyareti falan. Set ziyareti çok arada sırada yapıyorum ama koronadan dolayı biliyorsunuz set ziyaretleri de çok kısıtlandı. Bir de onlar çok hızlı bir şekilde çekiyorlar. Orada çok hızlı dönüyor her şey. O yüzden çok fazla işine de müdahale etmemek için çok fazla yapmıyorum. Set çıkışı oradaki oyuncularla beraber görüşüyoruz. Çok tatlı bir ortamları var biliyorsunuzdur. Aile gibi oluyorlar. Evet, aynen aile gibiler. O yüzden set çıkışı beraber eğleniyoruz diyebilirim. Siz de tam olarak bir aile oldunuz, oradan devam edelim. Yani evet, yani iyi gidiyor, gayet iyi giden bir ilişkimiz var. Hiçbir şey acele etmiyoruz. Ama çok iyi gidiyor, yani birbirimizi yükselttiğimiz, böyle ikimizin de çok elverişli olduğu bir dönemdeyiz. Resmiyete falan dökülür mü hani, bir kalmadan böyle bir şey bekliyor musunuz? Yok, böyle bir beklentim yok yani şu anda. Hani bu işler hayırlısı zaten. Ama iyi gidiyor her şey, mutluyum zaten hani... Öyle bir acelemiz de olmadığı için her şey yolunda. Ya aileleriyle buluşunca Birkan Bey'in hamaratlığı da ortaya çıkıyor. Evet. Siz bu konuda hoşnut musunuz? Benim ailem çok samimidir ve çok seviyorlar Birkan'ı. Ben genel olarak ailemle de çok yakın büyümüş ve çok yakın ilişkilerde bir insan olduğum için hani Birkan'ı da zaten ilk günden beri tanıyorlar. Gayet de iyi anlaşıyorlar. Çok tatlı oluyor. Ben çok severim böyle ailecek güzel bir işte mangal yapmayı, bahsettiğiniz gibi güzel bir yemek yapmayı. O yüzden gayet iyi. Hep güzel mi oluyor ilişkiniz mesela? Hiç böyle ters düştüğünüz bir nokta yok mudur? Tartıştığınız bir ortak nokta. Yani her ilişkide tabii ki vardır ama biz gerçekten muhabbet etmeyi seven, sorunlar üzerine durup daha yapıcı olmayı seven iki karakteriz. O yüzden yani öyle bir hani aklıma gelen böyle bir şey bir zamanımız olmadı. Sorunlu bir zamanımız. Çok fazla malzeme veremiyorum galiba size. Geçtiğim günlerde Birkan Bey bir dergi röportajında sizden bayağı böyle övgü dolu sözlerle söz etmeni aynen, size övgüler aynen ben de bir dergiye yardırdı. Çıktım. Hello'nun kapağında veririm aslında. Yarın çıkıyor. Ben de ondan bahsettim övgü dolu sözlerle. Geri iade ettim onu güzel sözlerini diyebilirim. Şimdiden gelinlik seçmeye başladınız. Hayır. Bakıyor musunuz öyle sorun? Yok yok hayır bakmıyorum arkadaşlar. Dikim mi olacak şimdi? Yok yok hiç yurt öyle bir çünkü hiç öyle bir planım yani yok şu an. Şimdi aile, tercih tek gelinlik mi iki gelinlik mi? Arkadaşlar ne yaptınız siz evlendirdiniz bizi. Yok maalesef hani şu anda öyle bir şey yok. Dediğim gibi benim çok yoğun bir dönemim var. Birkan'ın işleri yine birazcık daha kariyerinde bir noktayı bulmuş bir insan. Ben de belirli bir noktaya gelmek istiyorum. O noktadan sonra
bir aile kurmak isterim. O noktaya gelene kadar biraz daha işlerle yoğunuz. Siz böyle düşünüyorsunuz da belki Birkan Bey tam aksini düşünüyorsunuz. Benden sonra siz ona sorarsınız. Ben onu izlerim o çok zaman, öyle diyelim. Birkan Bey'in gece hayatı sizi rahatsız ediyor mu? Devamlı gecelerde. Yok, hiç rahatsız etmiyor ya. Yani ben seviyorum onu. Çünkü ben bazen yorgun oluyorum. Onun bir sonraki gün seti olmuyor hafta içi. Benim her sabah 8'de işim başlıyor. O yüzden arkadaşlarıyla beraber olması beni hiç rahatsız etmiyor Birkan. Yani belki biliyorsunuzdur, çok saygı duyan ve sınırlarını çok iyi bilen bir insan. O yüzden hani hiç öyle bir sorun yaşamıyoruz. Pandemi döneminden de olabilir galiba değil mi? Çünkü o dönem çok evde geçtiği için biraz sosyalleşiyordur sonunda. Olabilir. Biraz ben de sosyalleşiyorum aynı şekilde. Yani beni tanımanıza o yüzden şaşırdım. Hani hiçbir yerde hani öyle karşılaşmıyoruz. Ama siz de kameralara ve mikrofonlara falan alıştınız. Çünkü ilk çektiğimizde daha böyle şeydiniz. Olabilir. Çekin geldiniz. Ailem olabilir. Olabilir, aynen. Aileden dolayı diyelim. Evet. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bir fotoğraf alabilir miyim? Bir patlamış. Valla sizin isminiz neydi? Kapattık. Çok nefis, sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkürler. İyi akşamlar. Tarihi bir rekor kırdık. Birkan Bey'in şu kadar konuşmuştu. Ben de valla ilk röportajım. Ben mı kısa kesmeliydim? Yok, gayet iyi oldu. Hani ayıp olmasın çok kimse. Çok sağ olun. Neden? Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Evet, iyi akşamlar. Evet abi, tamam. İyi akşamlar. Aslında şey gibi olacak. Bir önceki röportajı sanki kopyalayıp size aynı soruları soracağız herhalde. Öyle bir şey olacak. Evet, Eda'yı yakalamışsın. Beraber çıkmadığınız için Eda Hanım'dan. Evet, kendisinin işi vardı, erken gitti. Biraz ben de arkadaşlarımla oturuyorum. Bugün böyle tatil, güzel bir gün. Ben de arkadaşlarımla oturuyorum. Güzel abi. Evet. Biraz diziden bahsedelim, çok güzel gidiyor. Evet, çok beğeniliyor, aynı şekilde devam ediyor. Evet, iyi gidiyor çok şükür, yolunda her şey, hiçbir sorun yok. Aslan katıldı aramıza, Aslan Gürbüz, çok değerli bir oyuncu. Şimdi onunla beraber oynamaya başladık. O da bize güç kattı, keyifli sahneler çekiyor, seyircinin de ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Ben çok mutluyum, umarım böyle güzel bir şekilde devam edecek. Geçtiğimiz günde de sette bir Ezgi Hanım'la ilgili bir haber çıktı. Hani sizin tepkiniz ne oldu? Haberi okuyabildiniz mi? Ayağı koptu gibisinden. Dün bayağı kendisi sitem etti ama. Tövbe tövbe. Yok abi, hiç okumadım. Yani ben çok takip etmiyorum açıkçası. Bilmiyorum, biliyor musunuz ama yani çok o tip haberleri falan takip eden biri değilim yani. Çok bakamıyorum. Sosyal medya aktif kullanmıyorsunuz herhalde bildiğim kadarıyla. Yani sosyal medyayla öyle bir şeyim yok, mesafem yok ama yani arada bir böyle sevdiğim bir şeyler olduğu zaman paylaşıyorum. İşimizden haberdar etmeye çalışıyorum izleyenleri, işte takip edenleri. Onun haricinde çok fazla açıkçası detaylı böyle bir haber merakıyla falan kullandığım bir şey değil. Oradan ilişkiye mi dönüyorum? Bir es oldu da. Evet, buyurun, ben sizi dinliyorum. Dolu dizgin gidiyor. Yani biz Lan'la da konuştuk. O da çok güzel şeyler söyledi. Hem sizin hakkınızda, hem ilişki hakkında, hem aileler hakkında. Sizin yorumunuz nedir? Ya çok güzel bir ilişkimiz var Eda'yla. Her şey çok yolunda gidiyor. Çok mutluyuz. Ne diyebilirim ki bilmiyorum. Şimdi yani siz ailesiyle falan tanışıyorsunuz. Fotoğraflar da yansıyor ya basına. İster istemez evlilik haberleri geliyor bunlara. Hakan işte aileye girdi. Oldu, oldu mu acaba? Ya diye. Aileye girmek falan tuhaf. Yani o aileye girmek değil. Aileyle bir tanışıklık o. Evet. Karşılıklı sevgi. Yani zaten tanıdığım insanlar. O da benim ailemi tanıyor. Bununla ilgili bir sorun yok. Bence bu çok güzel bir şey. Zaten biz de mutluluğumuzu böyle paylaşmaya çalışıyoruz kendi çevremizde. Bundan da besleniyoruz. Bu güzel bir şey. Dediğim gibi sinerjimiz de çok yüksek. Güzel bir ilişkimiz var. Umarım böyle devam eder. Peki siz yani kişisel olarak evliliğe sıcak mısınız? Eda Hanım'ın ne söylediğini bilmeden tabii ki bunları konuşuyorsunuz. Gerçekten sadece kapıda magazine yakalandırdık bana. Ama ya, evlilikle ilgili herhangi bir negatif yargım yok yani. Daha önce de konuştuğumuzda size söylemiştim. Şu anda da Eda ile çok güzel bir ilişkimiz var. Bir gün böyle bir şeye karar verirsek tabii ki bunu uygulamaktan kaçınmayız yani. Ne diyebilirim? Bu ilişki size biraz daha iyi geldi diyebilir miyiz? Mesela daha önceden İstanbul gezilerinde falan böyle çok görürdük sizi. Çok arkadaşlarınızla falan karşılaşırdık ama sanki bu ilişkiden sonra biraz daha duru anlaştınız mı? Ya böyle herhangi bir ilişkiyi kıyaslamak doğru bulmuyorum. Her ilişki kendi içinde iyi. Ben şu an tamamen kendi ilişkimden sorumluyum ve dediğim gibi, söylediğim gibi yani her şey çok yolunda gidiyor, güzel gidiyor. Tabii ki de birbirimize çok
birbirimizi anlıyoruz, pozitif bir iletişimimiz var kendi aramızda. Bundan dolayı da çok mutluyum. Umarım böyle de devam eder. Biraz da setlerden dolayı fazla birbirinizi göremiyor musunuz? Evet, oradan konuştuk. Evet. Yoğun çalışıyoruz tabii. Yani haftada bir iki gün boşluğumuz oluyor. Onda da hem arkadaşlarımıza, ailemize, birbirimize zaman ayırmaya çalışıyoruz. Böyle yani. Peki bundan sonraki işte dijital tercih eder misiniz? Olur mu dijital? İster misiniz? Çünkü zaman ayıramıyorsunuz ya kendinizi. Yani. Kendinizi dinlemek açısından, ailenize, sevdiklerinize zaman ayırmak için sizin için de faydalı olur mu? Ya şu an hali hazırda zaten çok iyi giden bir işimiz var. Maşallah. Ve oldukça fazla zamanım alıyor. Yani şu an aynı anda iki iş yapmak bundan sonra çok zor. Bundan sonra bakalım Masumlar Apartmanı nasıl gidecek? Bundan sonra Masumlar Apartmanı yolculuğu nasıl olacak? Yani daha önümüzde büyük bir sezon var. Onu tamamladıktan sonra bu soruna cevap verebilirim ama şu an itibariyle başka bir işi düşünmüyorum açıkçası. Yani bu setlerin saatleri uzun olduğu için dijitalde kendinize daha çok zaman ayırabileceğiniz için sordum ama ben bir sonraki iş için diyorum. Yani şimdi bu bayağı yoğun olduğu için kendinize ve ayırdığınız zaman... Ya öyle ama yani dijitalde ayırdığımız vakit tabii başı sonu belli, daha konforlu olabiliyor vesaire ama yine çalışma saatlerine baktığımızda aslında aynı rakamlara ulaşıyoruz. Aynı saat aralığına ulaşıyoruz çoğunlukla. Masumlarda da bizim set ortamımız oldukça aslında adil diyebilirim yani. Çalışma şartlarımız oldukça iyi. O yüzden mutluyum. Şu an itibariyle böyle bir sıkıntıdan bahsetmem biraz ayıp olmuş. Böyle eskiden yani işte daha böyle kıdemli oyuncular diyeyim. Bununla alakalı işte az feryat ediyorlardı. İşte saatlerin uzunlukları, dilimler, işte dizilerin uzun dilimlikleri. O yüzden daha çok son dönemde dijitali tercih ediyorlardı da. Evet. Gerçi siz memnun musunuz hayatınızda? Yani şu an itibariyle bunu söyleyebilirim. Bu iş özelinde bunu söyleyebilirim yani. Çünkü bu işin çalışma şartları ve senaryonun yazım biçimi, mekansal olarak filan da daha derli toplu bir iş yapıyoruz. O yüzden şu an benim bu durumla ilgili şey gibi, bir şikayetim kanaldan kanala olmaz. Değişiyor mu yani? Yok yok, kanalla filan ilgili olduğunu düşünmüyorum. Tamamen işin yapısıyla ilgili bir durum olduğunu düşünüyorum bunu. Böyle arkadaşlar. Teşekkür ederim. Var mı başka soru? Yok abicim, yeter. Sizi bekletmedim. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Gerçekten mutluyum.